umudumuz odur ki Kartal'da DEM Parti ile çok güçlü bir şekilde çıkış yapıp Kartal'da yerel yönetimlerin rengini DEM Parti'ye çevirmek. 1 Mart akşamı Kartal'da DEM Parti zaferini sizlerin de desteğiyle ilan edeceğiz arkadaşlar. İşte yerel seçimlerde mega projeler açıklanıyor. Ve bunlar hiçbiri yapılmıyor. Sürekli erteleniyor, yapılamıyor. Sizi bunlarla da yormayacağım. Bu daha sonraki adayımız inşallah kesinleşirse başkanlığı arkadaşlarımız da var. Diğer arkadaşlarımız olursa bu gücümüzü, bu desteğimizi aynı şekilde diğer arkadaşımıza aktaracağız. Onun yanında olacağız. Onunla beraber yürüyeceğiz. Aday partimizde kim aday olursa olsun enerjimizi, gücümüzü, iddiamızı onun gücüne katacağız. Bu konuda bizlerin, bizim geleneğimizin böyle bir sorunu yok. Biliyorsunuz son tarihte daha çok daha bir çevrenin rant çıkarlarını, kamu kaynaklarını kendi çevresinde dağıttığı malı götürebilecek kadar götürdüğü, kısa sürede zenginleştiği bir süreç. Biz de tam bunun karşısında iyiliği, güzelliği örgütlüyoruz. Ne olursa olsun ona saygı duyarız. Eğer aday gösterirsem ya da başka bir arkadaşımız aday gösterilirse sonuna kadar götürmek istiyoruz. Biz tam da Kartal'ın demokrasisine uygun gerçek yerel demokratik bir yönetim modelini oluşturmak istiyoruz. İddialıyız. Başaracağımıza gerçekten inanıyoruz. Evet. Halkın kendi kendisini yönetme biçimini, o demokratik modernite paradigmasını, yani halkın kendi kendisini yönetmesi, kardeşçe, dostça, abi nasıl yaşanabilir Türkiye'deki o yaşam modelini inşa etme iddiasındayız. İnşa ediyoruz. Tam da yerelde inşa ediyoruz. Bunun yerel ayağı ilk ayağı yereldir. Yani halk kendi kendisini nasıl yönetilir? Yönetilme modeline nasıl halk dahil edilir? Kadınlar bu toplumda söz sahibi değiller. Gençler hiçbir yerde yok. Yani belediyecilik sadece şey değildir. Sokakların temizlemesi ya da işte benzeri hizmet şeyleri değildir. Belediyecilik tam da halkın kendi kendisini, kendi yerelinde kendi yönetimi. Biz gerçekten Kartal'da hep beraber el ele vereceğiz. Bu düzene rağmen bizlerin nasıl bir model oluşturacağımızı görecekler. Dostça, kardeşçe, adil bir yaşam inşa edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.